Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar, bu Instagram üzeri 5 veya daha fazla, inanın abartmıyorum, 7 de olabilir. Bu şekilde bu model tüm iğne yolcuların sanki anlaşmış gibi arkadaşlar bu şekilde bu modeli gönderdiler tığa çevirmem için. Ben de baktım arkadaşlar, yapılışı da gayet kolay. Hem sizler de beğeneceğinizi düşündüğüm için çekmeye karar verdim. Evet, ben de şu şekilde çevirdim modeli. Evet, benim çevirmiş olduğum modelim de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın, yaprağı ve çiçeğimin, yani ara suyu ve çiçeğimin aynı. Takım yaptım sizler için, bu şekilde ayarladım arkadaşlar. İğne oyasında kenarında sık iğne yoktu arkadaşlar. Artma işlemi oluyor biliyorsunuz. Biz de artma işlemi yerine zincir çekiyoruz tığ oyacılar. Şu şekilde bakın, sahte sık iğne yaparak zarif olacağını düşündüğüm için hem de daha gösterişli oldu. Hem de arkadaşlar ütüsü de bozulmaz. Yani zincirin hani trabzanlara oran, bakın bu 4 tane trabzanın kenarına zincir çekip inecektim. Fakat trabzana oran zincir ince olduğu için buruşma tehlikesi var. Ya kolalayacaksınız veyahut da benim gibi bu şekilde koladan korkanlar sık iğne yaparak aşağı inecek kalıp gibi durması için. Ben de kolanın şeyinden arkadaşlar korktuğum için yapımından bu şekilde sık iğne yaparak aşağı indim. Umarım siz de beğenirsiniz ve beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Evet, şimdi modelimin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizle ara suyumuzun arasına 5 tane bu şekilde tığ battı ara mesafesi vererek çiçeğimizin bu 3 boyutlu yuvasını yapıyoruz. Daha önce arkadaşlar sizlere ben boru yapımında göstermiştim 3 boyutluyu. Aynı o şekil yapacağız. 2 defa tığımın başını doladım. 5 tane mesafemi verdikten sonra 2 defa tığımın başını dolayıp hemen yandaki tığ battığımın içine girip 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Evet, şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi ilk başta 6 çekeceğim arkadaşlar. Buraya trabzanımın arasına kirpik olarak kapattım. Diğerlerini 5. 5 zincirimi çektim. Hemen buraya kirpik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 4 oldu arkadaşlar. Toplamda 6 tane kirpik yapıyoruz. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Evet. Buraya 6 tane 5 zincirden kirpiğimizi yaptık. Dibine bir tane de arkadaşlar aşağı kaymaması için bir tane sık iğne yapmamız yeterli. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip bakın sahte sık iğne. Sahte sık iğne yapımı çok kolay artık arkadaşlar. Evet, yuvamız ve kirpiklerimiz hazır. Yine 3 zincir, yine yandaki tığ battıya gir. Yine arkadaşlar 5 tane tığ battılara mesafesi veriyorum. 3 oldu. 3 zincir yandaki tığ battıya gir. 3 zincir yandaki tığ battıya girip buraya kapattım. Evet, bakın arkadaşlar, gerçekten zürafa gibi oldu bu tığ battılarım. Çiçeğimizin dallarını yaptık arkadaşlar. Şimdi de yaprağımızın nasıl yapıldığına geçelim. 5 tane tığ battılara mesafesini veriyoruz. Bir defa da tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2. 3 seferde aldığım minik bir trabzan. 2 zincir çekiyorum. Şöyle bir defa tığımın başını doladım. Hemen trabzana girdim. 2, 2. 2 defa tığımın başını doladım. Hemen yine trabzana giriyorum. 2, 2 ve 2.
3 tane buraya trabzan yaptım. Şimdi yine 2 defa doluyorum. Yine trabzana girip bu sefer 1, 2, 2, 2. Bir tık uzun olması için arkadaşlar birden başladım almaya. Bu şekilde 4 tane trabzanı yaptım buraya. Başına 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi trabzanımın hemen arasına girip buraya minik bir arkadaşlar kirpik oluşmasını sağlıyorum. Bakın küçük minik bir buraya bir tomurcuk attım. Geri kalan bu trabzanımı da arkadaşlar tam 7 tane sahte sık iğne yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. 6 ve 7. Bakın. Bu şekilde aldığım trabzana tam 7 tane sığdı. Bir tane de ana yuvaya, yani trabzandan yaptığımız yuvaya da girdim arkadaşlar. 8 olmuş oldu. Şimdi 3 tane zincir çekerek yine 7 tane arkadaşlar ara mesafe suyunu vereceğiz. Dördüncüye bu kırmızıyı, kenarlarda da 3'er tane kalacak. Yani toplam buraya 7 tane tığ battı ara mesafesi vereceğim yaprağımdan sonra. Hemen giriyorum. Şöyle bu birinci, bu da ikinci, üç zincir. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın 3 tane kalacak. Bu dördüncüye de şimdi size sarıyla yapacağım. Hangi renkle yaparsanız bu dördüncü tığ battı ya, bu kırmızıdaki gibi yaprak yapılacak arkadaşlar. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7'ye gelmişiz arkadaşlar. 7'ye gelince bir tane doluyorum tığımın başına. Bir defa doluyorum yani. Hemen yandaki tığ battıya girip ve 2 zincir çekip bu yaprağın aynısını yapıyorum. Vakit fazla gitmesin arkadaşlar. Biz çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Arkadaşlar bu şekilde kirpikleri yaptığımız yeri şöyle ters tarafından çeviriyoruz. Çiçeğimiz için dal olarak yapmıştık bunları. Ters tarafını çevirdim. Şimdi buradaki ilk kirpiğimin içine girip sık iğne ile bu sarı ipimi buraya sabitliyorum. İlk kirpiğime tutturdum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Hemen sıradaki kirpiğimin içine girdim. 3 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bu birinci yuvamız. 2, 3 zincir. Bu da ikinci yuvamız. 2, 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane kirpiğin üzerine 5 tane yuva yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Yine arkadaşlar bu şekilde sonuncu kirpiğimin içine de sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve 2 tane zincir çekerek şöyle düz yüzüne çevirdim. Bu şekilde 5 tane yuvamız oldu bakın arkadaşlar. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen ilk yuvamın içine girerek çiçeğimizin yapımına başlayacağız arkadaşlar. 2, 2. Buraya minik bir trabzan yaptım. 2 defa tığımın başını doluyorum. Şöyle yine aynı yuvanın içine girip 2, 2, 2. Bakın trabzanım bir tık hafif büyük oldu. 2 defa dolamamın sebebi de arkadaşlar biraz kalın olması için. Şöyle kalın ve tok duruyor. 1, 2, 3. Yine aynı yuvanın içinden. 2, 2, 2,
2. Bakın, bu da 4. trabzanım. 2 zincirle döndüm. O 1. Sonra trabzam yaptım. 2, 3 ve 4. Tam 4 tane trabzanı yaptık. Şimdi arkadaşlar yine 3 defa doluyoruz. Bu sefer sık iğnemiz için. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2, 2. Bu bir tık daha uzun oldu. Bakın dibinde bir zincir çektiysek, yani bir defa aldıysam sonuncu trabzanım, sık iğnem için trabzanım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve yaptığım bu trabzanımı aralıyorum. Buradan bakın sahte sık iğne ile tomurcuğumu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu geri kalan kısmı 7 tane sahte sık iğne ile doldurarak aşağı ineceğim. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, 5, 6 ve 7. 7 tane bu şekilde arkadaşlar. Bakın tam 7 alıyor. 8.yi de ana yuvada yapıp bir sahte sık iğne de burada yapıyorum. Yaprağım oluştu. Tüm yuvaları aynı bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Bakın sıradaki yuvaya da aynı sahte sık iğne ile geçip 2 tane de zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2. Bir tık büyük yaptım. 3 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 2. Şimdi arkadaşlar bakın 3 defa doluyorum yine. 4 tane trabzanım oldu. Aynı yuvanın içine girip 1, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bakın şöyle damla görünümlü bir yaprak yapıyoruz. 3 zincir son trabzanımı şöyle aralayıp 3 zincirimi sahte sık iğne ile kapattım. Geri kalan trabzanımı 7 tane sahte sık iğne ile dolduracağım arkadaşlar. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, 6 ve 7. 7 tane sahte sık iğne yaptım. 8. sahte sık iğneyi de bu şekilde sarı yuvada yapıyorum. Evet, ikinci yaprağım da bu şekilde hazır. Aynısından arkadaşlar bakın buraya tam 5 tane yapacağız. Diğer üçünü de ben tamamlayayım, hemen geliyorum. Bu şekilde 5 tane yuvanın içerisini yapraklarla doldurduk. Çiçeğimizi de bu şekilde tamamlamış olduk bakın. En son sarı yuvanın içine de sık iğne ile sabitledik. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sarı yuva yeşil yuvaya girmiyoruz. Yeşil yuva bir yat kademede olduğu için direkt sarı yuvanın içinden iğnemi taktım. Ve buradaki bıraktığım sarı ilmeği de tuttum arkadaşlar. Kapatıp da yapabilirsiniz ama ben net görün diye bu şekilde yapıyorum. Ve buraya sık iğne ile sabitledim. Şu şekilde bakın iki yaprağı birbirine birleştirdim. Sakın yeşili arkadaşlar sabitlemeyin. Yeşil bir yat kademede olduğu için şöyle bakın bu 3 boyutlu görünümün arasında sarı yuvanın arasında boşluk oluşacağı için bu şekilde 0'a 0 sarı yuvadan sabitleyelim. Bir daha yapalım arkadaşlar ki 2 defa olsun, sabit olsun. Bakın buradan sarı yuvanın içinden girip en son yaptığımız sarı yuvanın içinden. İkisini birbirine bu şekilde sık iğne yaparak bakın sık iğne ile sabitledim.
Direkt kapatıp da yapabilirsiniz siz arkadaşlar. Ben sizin görmeniz için bu şekilde yaptım. Şöyle iki tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Ve arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle 3 boyutlu, bakın hiç sıfıra sıfır, 3 boyutlu bir çiçeğimiz oldu. Şurayı da yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya ara suyunda yaprakların arasına bu şekilde bir tane de çiçeğimizin renginden arkadaşlar yaprak yapıyorduk. Hem yeşillerimiz daha hareketlenir arkadaşlar. Bakın 4. tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1-2 tane de üzerine zincirimi çekiyorum. Aynısı arkadaşlar. Fakat yeşilin üzeri nasıl yapılıyor? En azından kafamızdaki sorular gider. Bir defa doladım. Yuvaya gir. 2-2. İki defa doladım. Yuvaya girdim. 2-2. Şöyle 2. Yine 2 defa doluyorum arkadaşlar. 3 tane trabzanım oldu. Bu da sık iğnem için 1-2-2-2. Sık iğne olacağı için dibine bir taneden başladım arkadaşlar. Kalınlaşacak şimdi son trabzanımız. 3 tane zincirimi çektim. Hemen son yaptığım trabzanın şöyle aralıyorum. Buraya kapattığım 3 zincirimi bir tane minik bir tomurcuk yaptım. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu son trabzana 7 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 3. Netlik var mı diye baktım arkadaşlar. 4, 5, 6 ve 7. 7 tane bu şekilde arkadaşlar kenarına sahte sık iğnesini yapıyoruz ve aynı yeşil yuvaya da 8.yi yapıp yine şöyle zincirimi çekiyorum dibine. Şöyle kısa kesiyorum arkadaşlar. Yaprağım hazır. Hemen iplerimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sarı çiçeğimiz, kırmızı çiçeğimiz. Zevkiniz hangi rengi severse arkadaşlar. Şöyle göz zevkinize ara suyuyla tas takım, böyle yaprağıyla takım. İsterseniz arkadaşlar bu ara suyunu da daha iri yapabilirsiniz. Çiçeklerin, yaprakların büyüklüğünde yapabilirsiniz. Bu şekilde şöyle yapraklarıyla beraber size bir göz zevki yaşatayım arkadaşlar. Ben çok beğendiğim için böyle mıncıklıyorum galiba. Bu şekilde yaprağıyla, çiçeğiyle tam takım. Çok güzel, hoşunuza gidecek bir model tasarladım arkadaşlar. Daha doğrusu yeniden tığa çevirdim. Umarım sizin de hoşunuza gider, beğenir ve yaparsınız. Modelim bu. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.